Bir şey yaptığım yok. Tamam abi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hul ukdatim min lisani yefkahu kavli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ala seyyidina Muhammed. Allah'ım. Abi inşallah dersimizin bugünkü konusu, daha doğrusu konu başlığı ilginç bir yer. Yani bana göre ilginç bir yer tabii. Belki size de ilginç gelebilir. Yatmış olan adamın rüyasını uyanık olan adam tabir eder. Ömer abi de aramış ya, bulamamış. Ha, bir de söyler misin Abdullah? Tamam. 25. defteri getirir misin masanda? Yatmış olan adamın rüyasını... Rüyasını uyanık olan adam tabir eder. Çok güzel. Allah Allah. Maşallah ya. Çok çok orijinal bir ders olacak ya. Buyur, merak ediyorum. Evet abi. Külliyatta böyle bir ifade var abi. Buna çok benzeyen ya da aynısı bir ifade var. 24. sözde Hasan abi. Şimdi abi şöyle derse girmeden önce bu ifade üzerinden, bu başlık üzerinden birkaç şey söylemek lazım. Sizin yanınıza koy. Bizim dini ya da Allah'a tarif eden de külli muharif var Hasan abi. Hı. Bizim kaynak olarak kullandığımız bir hakikat kaynağı var. Hı hı. Birisi Kur'an-ı Kerim. Hı. Birisi hadis-i şerif. Birisi kainat kitabı, yani alem-i şehadet. Bir dördüncüsü insan, insanın kendisi, alem-i asgar olan insan. Bu dört tarifçi ile biz Cenab-ı Hakk'ı tarif edebiliyoruz ya da neyi tarif edebiliyoruz bunun üzerinde. Şimdi biz bunlardan ikincisini, yani peygamberi ya da diğer bir ifadeyle hadisi, bize dini tarif eden kaynak olarak hadisi almak istiyoruz abi. Şimdi hadis, abi hadis sahasında az önce Abdullah bir de selefilerden bahsetti. Özellikle selefiler işte başta olmak üzere hadis konusunda çok büyük sıkıntı yapıyorlar. Çok büyük sıkıntı çıkartıyorlar. Ayeti kimse inkar etmiyor ya da edemiyor. Yani etmiyor değil, edemiyor. Çünkü Cenab-ı Hak biz indirdik, biz koruyacağız diyor Kur'an-ı Kerim'i. Ben şimdiye kadar Bakara'nın 8 tane ayeti var diyeni, 5 tane ayeti var diyeni duymadım. Fakat hadise çok itiraz ediliyor. Niye hadise itiraz ediliyor diye baktığımız zaman aslında yani müfsit taifesi şeytandan aldığı için akıllıdır yani aklı. Şeytani bir aklı vardır onların. Onlar neye hücum edeceğini çok iyi biliyorlar. Önce hadise hücum ediyorlar. Çünkü hadis ayeti izah eden şey. Bir de dinin insana indirgenmiş hali. Yani beşere dini nasıl indirgenir diye bir sual sorulsa, işte ene natikul Kur'an, Peygamber Efendimiz diye ben İşte canlı Kur'an'ım diyor. Peygamber Efendimiz dediği şeyleri zaten kendisinden ya da nefsinden dememiş. Bizzat bir başka nevi vahiydir yani hadislerde. Fakat bazı hadisler sıhhati tartışılma konusu olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Dolayısıyla hadis meselesi biraz tartışmalı bir zemin olabileceği için müfsitler oradan giriyorlar. Risale-i Nur da her dersi baktığımız zaman, hangi dersi açsak, işte 23. sözü açsak bir ayetin tefsiri, bir başka işte bilmem kaçıncı lemayı açsak bir hadisin tefsiri şeklinde gidiyor. Dolayısıyla Risale-i Nur da bize ya ayetin ya da hadisin aslında tefsirini yapıyor. Şimdi bu asrı Risale-i Nur'la anlarız. Bunu biz nurcular biliyoruz zaten. Peygamberi de, hadisi de bu asırda biz Risale-i Nur'la anlarız. Risale-i Nur'da bir nevi uyandırırız biz Risale-i Nur ile. Böyle yatmış adamları uyandırmak için başta kendimiz, sonra işte evladı, iyalemiz,
akrabamız, komşumuz, arkadaşımız, dostumuz, ulaşabildiğimiz ne kadar insan varsa hepsine uyandırmak noktasında vazifeliyiz. Çünkü niye? Bunu fark etmiş olan biziz yani. Dolayısıyla bu vazife bizdedir. Şimdi abi 24. sözde bir yer var. 11. asıl, 3. dalın 11. asılı. Orada bir yer okuyalım inşallah. Nasıl Kur'an-ı Hakim'in müteşabihatı var, tevhile muhtaçtır. Veyahut mutlak teslim istiyor. Ehadisin de Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı var. Bazen çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır. Geçmiş misallerle ittifa edebilirsiniz. Yani Risale-i Nur bunlarla dolu. Kur'an'ın ve hadisin izahıyla dolu. Evet, nasıl ki hüşyar olan adam, yatmış olan adamın rüyasını tabir eder. Öyle de bazen uykuda olan bir adam, yanında uyanık olan konuşmalarını, uyanık olanların konuşmalarını işitiyor. Fakat kendi alemi menamına tatbik eder bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen insafsız adam. Sırrı tenamu ayni ve la tenamu kalbi ve ma zâgal besar ve ma tagâ hükmüne mazhar ve hakiki hüşyar ve yaksan olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda inkar değil tabir et. Evet, uykuda bir adamı bir sinek ısırsa müthiş bir harpte yaralar alır gibi bir hakikat ilmiye bazen telakki eder. Ondan sorulsa hakikatten ben yaralandım, bana top tüfek atıldı diyecek, yanında oturanlar bunun uykusundaki ızdırabına gülüyorlar. İşte bu nevm, alut, nazar-ı gaflet ve fikri felsefe elbette hakaik-i nübüvvete mihenk olamaz. Yani böyle adamların varlığı, böyle adamların çokluğu, peygamberlik hakikatinin bu asırda olmadığı ya da vazife yapmadığı anlamına gelmez. Şimdi abi burada birkaç altını çizeceğimiz mesele var. Hüşyar olan adam yatmış olan adamın rüyasını tabir eder. Abi hüşyar, lügatta baktık, uyanık geçiyor ama müteyakkız da uyanık. Birçok uyanık var. Bu hangi uyanık? Bu biraz farklı uyanık abi. Hüşyar için siz ne dersiniz abi? Bir kere Abdullah, acayip bir şey, konu seçtin. Bir kere o konuda tebrik ediyorum. Allah razı olsun, hepinizden gurur duyuyorum. Usul hadise girdi. Usul hadis burası. Hadis usulü. Ondan sonra bu mektubatta var ya, mektubatta. 81 abi. 81. sayfa. 18 mektubu. He. Orada bir iki çoban var. Onu okuyacağız. Onu okuyacağız inşallah abi. He. Şimdi hüşyar, burada bir misal anlatıyor. Misal, yani yatan uyanık ola. Şimdi evet, her şeyin, Mehmet Direk bilmiyorum yani değil mi? O da çok, ona çok mal olmuş bu şeyi. Çok kullanır. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Şimdi sureti aynen dendiği gibi. Yatan var, bir de uyanmış olan var. Uyanmış evet olan adam hüşyardır. Yani farkındalığı var. İki tarafı da görüyor. Farkındalığı. Arif. He. Arif değil daha. Yani yatıyor şey. İçeriye gel, arif adam. Yani içeriye geldi mi bu dünyaya niçin geldiğini fark etmiş. Onun için tam farkındalık diye ben tabir ettim abi ziyare. Tam farkında olmak. He. Biraz da içeriye. Farkındalık hali. Biraz da içeriye gireyim. Arif ama irfan sahibi olmuş şu. Hariçte şeytan melek, hak batıl, doğru yanlış, kadın erkek, yaşlı genç, hatta dünya ve ahiret. Arif, irfan sahibi olan bir arif ikisini eşit görüyor. Çünkü ikisi de haletleri aynı. Dünya ahiret haletleri aynı oluyor. Böyle bir hüşyarın bu mertebesi de var. Buyur abi. Bir şey soracağım da, bu hüşyar adamla uyuyan adam aynı kişi olamaz mı abi? Uyuyan da... Yani bu rüyanın,
Yani burada misali misali bozmayacağız. Yani burada bir yere sevk ediyor. Diyor ki bir tane yatıyor çoban. Öteki hayvanlarını birleştirmişler. Ben çobanlık yaptım biliyorum. Sen sırayla yatalım dedi. Bir saat bu yatıyor, bir saat o. Uyanık var, bir huşyar. Bir tanesi de yatıyor. Yatan işte burnundan şey çıkıyor, okuyacak zaten o mektubatta. Yani şu anda uyuyor. Şimdi o tarafa geçmiyoruz. Abi o zaman şöyle sorsam, yani rüyayı gören kimdir? Bizdeki hangi sistem rüya görür? Yani bu sistem müstakil olarak çalışıp da hüşyar olan zat da ayrı müstakil çalışan bir sistem olamaz mı? Tamam da biraz gitsin böyle, dur. Hemen batına geçme, bir yürüsün ya. Şimdi Seyit Ahmet'in dediği yere bir hemen bir şey söyleyeyim abi. Şimdi hüşyar olan adamla uyanık olan adam aynı kişi değil abi. Hüşyar olan adam yani buradaki paragrafa göre Peygamber Efendimiz. Çünkü tabir eden uyanık olması lazım. Ama tam uyanık, hüşyar tam uyanık. Kim peki bu? Yani en kamil manada kimdir? Bu Peygamber Efendimiz'dir. Zaten cümle sanki müşahhas bir şekilde Peygamber Efendimiz'i gösteriyor abi. Uyuyan kim? Uykusunun kalınlığına göre, uykusunun derecesine göre, gafletinin kalınlığına göre asrın insanı, ahir zaman ümmeti abi. Zaten bu metinde okuduğun yer o. Yani uyanlıkla hüşyarı fark ediyor. Bak, tenamu aynı. Aynı. Gözüm. Gözüm uyusa da. Gözüm uyuyor. Vela yenamu kalbi. Yani gözü uyuyor. Ama bir bakıyorsun ki o Seyit Ahmet mi sordu? Seyit Ahmet'e hitaben. Seyit Ahmet sen miydin? Evet ben de var. Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy 40'ından bir tanesi, 40 cüzünden bir tanesi uykuda gelmiş. Sana bir tane özel şey yapayım. Birbirimizi tanıyoruz. Neyi kastettiğimizi biliyoruz. Haşa birbirimize şey yapacağız halimiz yok. Benim en zor meselemi rüyada hallediliyor. En zor mesele. Mesela serbest bölge, ustad gelip anlattı. Yani en yakın tarihte. Serbest bölge var ya, şu. Yani kalp uyumaz. Nurcuların da uyumaz. Kalbi uyumaz kardeşim. Kalbin gözü vardı. Neydi o? Kalbin gözü vardı. Süveyda kalp. Şimdi göz uyur. Siz de ya Seyit Ahmet. Gözün uyur. Oho. Devam. Hasan abi bir de kısa, şimdi Hazreti Peygamber dedi ya, yalnız doğruyu şey yapar yani rüyayı. Hazreti Ebu Bekir bir sefer tabir ediyor. Diyor ki yanlış tabir ettin diyor. Peygamber mi yanlış diyor? Evet. Sebebini soruyor, söylemiyor sebebini. Yani demek ki çok ya derin bir şey var. Aynen evet. Açık bir daha bugün baktım. Bir de yani bu bilimde de, bilim alanında da bunu söylüyorlar. Yani Newton'un bazı şeyler rüyada şey olmuş çok evet. Kişilere. Tesla da öyle. Evet, devam. Hasan abi ben acele ediyorum, farkındayım da benim de çok merak ettiğim bir konu olduğundan böyle araya girip duruyorum. Tamam. Bir rüyayı gören var abi. Bir rüyada olduğunun farkında olan var, arada biri var. Bir de uyanıklıkla bağlantısını kesmeyen biri var. Yani böyle sanki üç ayrı şey var gibi de o yüzden merak ediyorum. Dört tane var. Görüldüğü yer de kendisi. O da benim. Bugün Abdullah'a dedim ki ders başlamadan önce, bu şey elimde değil, burası ile, burası benim, çoğu zaman benim kontrolümde değil, çalışıyor. Bir, tahayyül, vicdan de birinci yol, yani kalp de, üç, ruh, dört, 18.000 alemin kendisi, görüldüğü yer. Bir daha. Dima, kalp, ruh, gördüğün yer. Tamam. Eğer
onu harici kabul etmesek kafa, dimağ, vicdan, kan, ruh. Yani olduğun yere göre bakmak. Şimdi biraz devam edelim. Bunların dördü de kendi bir kişi. Yani 81 mektubatta okuyacak Abdullah. Acele ediyoruz da. Şimdi bir hüşyar var, bir uyuyan var. Aslında içimi dışımda, dışım içimde. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bak. Tenamu aynı, gözüm uyur. Ve la yunamikar. Ve ikisi de ben. Yani batın manası haşa. Zahiri çobanın bir tanesi uyuyor, bir tanesi ayakta. Batın manası uyuyanda, uyanık olan da ben. Ama dur. Çoban var değil mi abi burasında? He? Bir tane çoban var değil mi abi? Evet, bir tane var. Orada bir usul öğretiyor ustad bize. Usul öğretiyor. Kafayı şerifine tabi olma. Biliyor musunuz? Kur'an'a tabi olun. Bunu ilk söyleyen Vehhabidir. Kur'an düşmanlarıdır. İngilizler söylemiş. Kur'an'a tabi olun sözü, hayatınızı Kur'an'a uydurun sözü İngilizlerin sözüdür. İlk. O İngiliz ajanı var ya Orta Doğu'daki. Kur'an. Oysa edile-i şerif, kitap, sünnet, icma, kıyas. Ne kadar cazip bir kelime münafıkhane değil mi? Hadissiz, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hayatı, sebebi nuzulu ve o kanuniyet, kıyas ve icma. Yani bir tanesi sebebi nuzuludur, ötekisi kanuniyeti yakalamak demektir. Bir tanesi daha hadis. Kitap, sünnet, kıyas ve icma. Kıyas ve icma ümmet demek, bir tanesi sebebin üzülü, ötekisi de kanuniyet. Yani bunları devre dışı yapıyor şu hakikatin kaynağı 4. Yani Allah'ın kitabı peygambersiz bilinseydi, bak bir tane koydum, peygamber göndermezdi. Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa. Peki peygamber var olduğu halde bu sapık çıktı da, peygamber olduğu halde çıktı da, ya peygamber devri dışı olsa bu Kur'an nasıl anlaşılacaktı düşünemiyorum. Abdullah devam et abi. Abi bu da diyor ki, fakat kendi alemi menamına tatbik eder bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Yani uyuyan uyuduğunun farkında olmadığı için tabir ediyor. Peki nasıl bir uykuyla uyuyor? Hatta uyuyor mu, uyutuluyor mu? O soruya da cevap veriyor. Burada diyor ki, ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen insafsız adam. Şimdi iki tane uyku var Hasan abi. İki tane uyku hapı var. Yani normalde zaten uykusu gelmiş adamın uyuyacak. İki tane de uykusuna birisi hap atmış, uyku hapı. Birisi gaflet, öteki felsefe hapı. Şimdi baktım ben, lan adamın haberi olmadan atsa bunu, burada adama insafsız demez üstad. Mazlum adamdır. Ama diyor ki insafsız adam diyor. Maşallah. Buna çok dikkatimi çekti. Görün. Dedim ki o zaman bu adamın haberi var bu şeyde. Maşallah. Yani uyku hapından haberi var. Güzel yakalamış. Hani uyuşturucu kullanan. İnsafsız demek ki. Abi maşallah. Evet. Maşallah. Çok güzel teşekkür. Şeyi kullanan abi, uyuşturucuyu kullanan. Ya uyuşturucu da bir nevi uyku ya, aklı falan her şeyi iptal ediyor. Hatta daha kalın bir uyku. Müdhike oluyor, alay konusu oluyor etrafındakilere, söylediği şeylerle, yaptığı hareketlerle. Şimdi gaflet ve felsefe içinde tenvim edilen, yani dışarıdan bir müdahale var. Yani müfsit bir cereyanın eline geçmiş bu adam ama. Fakat bu adam kendi rızasıyla geçmiş. Ki üstad insafsız adam diyor buna. Yoksa mazlum adam demesi lazımdı. Üç tane uyku var Hasan abi. Bir tanesi ahir zamanın uykusu. Zaten bu hepimizde var. Biz Risale-i Nur ile başta kendimizden bu uykuyu kaldırmaya çalışıyoruz. Eğer ki felsefe
ve dünya cereyanlarının gafletiyle, maleyanet ile uğraşmak, maleyanet ile meşgul olmak gibi meselelere bir de onlara girerse üç perde uyku altına giriyor insan. Peki bunu uyandırmak ancak yani neyle? Sopayla uyanır helalde sana. Bir de şöyle bir hadis var abi, onu da söyleyeyim. Peygamber Efendimiz diyor ki, yani bugünkü konumuzun esas öznesi hadis, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor. Bu hadis bize bilgi mi veriyor acaba? Mesela şeyler var, yol tabelalar var. Diyor ki, sağdan soldan daralan yol diyor. Yani bu bize bilgi vermek için midir, yoksa bak buna göre tedbir al demek için midir? Tabii ki ya hızını düşüreceksin, ya dikkatini artıracaksın, ya bir şekilde oraya hangi tabela var ve hangi tedbiri alman gerekiyorsa bir tedbir alman gerekiyor. Bu hadis de insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ha öyle mi ya, biz bunu bilmiyorduk, öğrendik, çok iyi oldu demek için değil, buna bir önlem almak içindir. Yine başka bir hadis var. Ölmeden önce ölünüz diyor Peygamber Efendimiz. Ölmeden önce ölünüz. Burada bir aynı zamanda emir kipi kullanıyor. Ölmeden önce ölmek lazım demiyor. Ölmeden önce ölünüz diyor. Bu iki hadisi birbiriyle bağlantılı düşündüğümüz takdirde o zaman biz uyku gibi bir haletimiz var. Bundan ölüm bile uyanacağız. Bir şekilde ölmemiz lazım bizim burada. Acaba nasıl öleceğiz? Yani ölmek nasıl bir şey? Nasıl öleceğiz? Bir şekilde öleceğiz. Yani bu cesedimiz ile ruhumuzun irtibatının kesilmesi değil, tam tersi cesedimiz ile ruhumuzun tam irtibata gelmesi demek ölmek. Bir şekilde burada bunu başarmamız lazım. Bu ölmeyi başarmamız lazım. Risale-i Nur'un dersleri bizi dünyadan öldürüp ahirete diriltmek vazifesi sanki diye düşünüyorum Hasan abi. Yani bu dersleri biz bunun için alıyoruz. Yani niye Risale-i Nur okuyoruz? Niye bu işlerle uğraşıyoruz? Bu dünyadan ölmek fakat yaşarken ölmek. Yani biz kendimiz tercih etmek. Mesela Azrail geldi canını aldı. Biri çıkıp diyebilir mi ya ölmeyi tercih ettim diyebilir mi? Değil işte, bak senin dışında bir şey. Ama Cenab-ı Hak sana burada ölme fırsatı veriyor. Hadi bakalım burada öl de göreyim. Burada nefsinin nefsani isteklerinden vazgeçip gideceğin yer hakikatin boyasıyla boyandı. Burada ölmek, burada uyanmak demek Hasan abi. Yani benim buradaki anladığım şey bu abi. Abdullah abi. Bu söylediğiniz hadisin ben şimdi Arapçasına baktım da şöyle diyor. Ennâsü niyâmun fe idâ mâtun tebehû. İnsanlar uykudadırlar. Mâtun tebehû. Yani mevte mazhar oldukları zaman intibaha gelirler diye de çevrilebilir yani. Evet, mevte mazhar olmak zaten daha da güzel izah ediyor. Yani ölmek den kastın hani şu bedenin hareketsiz kalması, ruhla irtibatının kesilmesidir. Mevte mazhar olmak, evet. Daha güzel izah ediyor, doğru. Abi, inşallah bu 18. mektuba geçelim. 18. mektuptaki yer onu, çok bağlantılı. Onu merakla bekliyorum şimdi. Evet. Şu hakikati izah edecek, şu hikayeyi temsiliyi dinle. Üstad hakikatleri hikaye, temsil cinsinden hikaye etmiş bize. Hikaye, hikaye değil, hakikattir. Bunu hikaye gibi değil de hakikat gibi dinlemek istifadeye daha medar olur diye tahmin ediyorum. Bir zaman ehli kalp iki çoban varmış. Kendileri ağaç kasesine tutup yanlarına bıraktılar. Kaval tabir ettikleri düdükleri o süt kasesi üzerine uzanmıştı, uzatmışlardı. Birisi uykum geldi dedi, yatar. Uykuda bir zaman kalır. Öteki yatağa dikkat eder, bakar ki sinek gibi bir şey yatağın burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor. Ve sonra kaval içine girer, öbür ucundan çıkar, gider. Bir güven altındaki deliğe girip kaybolur. Bir zaman sonra yine o döner, yine kavaldan geçer,
yatağının burnuna girer. O da uyanır. Der ki, ey arkadaş, acip bir rüya gördüm. O da der, Allah hayır etsin, nedir? Der ki, sütten bir deniz gördüm. Üstünde acip bir köprü uzanmış. O köprünün üstü kapalı, pencereliydi. Ben o köprüden geçtim, bir meşelik gördüm ki başları hep sivri. Bunun altında bir mağara gördüm, içine girdim, altın dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi, gördüğün süt denizi şu ağaç çanaktır. O köprüde şu kavalımızdır. O başı sivri meşelik de şu gevendir. Mağarada şu küçücük deliktir. İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim. Kazmayı getirir, o gevenin altını kazdılar. İkisini de dünyada mesut edecek altınları buldular. İşte yatan adamın gördüğü doğrudur. Doğru görmüş. Fakat rüyada iken hatasız olduğu için tabirde hakkı olmadığından alemi maddi ile alemi maneviyi birbirinden fark etmediğinden hükmü kısmen yanlıştır. Ki ben hakiki maddi bir deniz gördüm diyor. Fakat uyanık adam alemi misal ile alemi maddiyi fark ettiği için tabirde hakkı vardır ki dedi, gördüğün doğrudur. Fakat hakiki deniz değil, belki şu süt kasemiz senin hayaline deniz gibi olmuş. Kaval da köprü gibi olmuş ve hakeza. Demek oluyor ki alemi maddi ile alemi ruhaniyi birbirinden fark etmek lazım gelir. Birbirine meczedilse hükümleri yanlış görünür. Mesela senin dar bir odan var fakat dört duvarını kapayacak dört büyük ayna konulmuş. Sen içine girdiğin vakit o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer desen odamı geniş bir meydan kadar görüyorum, doğru dersin. Eğer odam bir meydan kadar geniştir diye hükmetsen yanlış edersin. Çünkü alemi misali alemi hakikiye karıştırırsın. Abi şimdi alemi misali ve alemi hakiki nazara vermiş burada. Aslında ikisi de ehli kalp diyor. Bu da çok ilginç, manidar. Yani bu buradaki şey boş bir durum değil. İkisi de ehli kalp. İkisinin de gördüğü şeyler hak. Yani birisi burada alemi misal ve alemi maddi diyor ama sanki burası şey gibi Hasan abi. Alemi şehadet ve alemi gayb gibi yani burası. Biz burada alemi şehadette alemi gaybı görmüyoruz. Fakat alemi şehadetin azatıyla alemi gayba intikal etmemiz gerekiyor. Risale-i Nur bizi uykudan uyandırırken bizi bu asrın uyku malzemelerinden kurtarırken bize alemi şehadette alemi gaybı görmek ve göstermek malzemesi veriyor her yerde elimize. Bu kişilerin de burada işte İbn Arabi'den filan bahsediyor daha öncesinde. Herkes birçok şey iddia etmiş ama kendi halleriyle, kendi halleri içerisinde değerlendirdikleri için hakikate teşmilinde hata etmişler diyor. Sonra işte bazı şeyleri geçtikten sonra demişler ki işte bu böyle değildir de böyledir demişler. İşte yedi şey arz-ı beyzayı gördüm demiş. İşte Kaf Dağı'nı gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm. Ondan sonra değiştirmişler. Şimdi bize de bu zamanda doğru malzeme, yani alemi şehadette alemi hakikinin alemi ruhaninin malzemelerini buradan en doğru şekilde taşımamız lazım. En sonunda bir ifade ve örnek vermiş abi. Senin odanın diyor duvarları camdan olduğu için bakıyorsun zannediyorsun ki arkasında çöp var. Ya mesela biz bu hayatı ebedi zannetmiyor muyuz abi? Kime sorsan dünyadan bahsediyor. Kimle konuşsan dünyayı nazar ediyor. Kimle temas etsen
dünyaya ait bir şeyi ya sana anlatıyor, ya senden anlatmanı istiyor, ya da talep ediyor. Versene. Hani kimin yanına gitsen, sıkıntısından bahsediyor. Kimse bilmiyor ki, mesela bu alemi İslam'ın sıkıntısı nedir ya, diyen var mı Hasan abi? Ama herkes diyor ki, benim şu sıkıntım var. Herkes bu dünyadaki sıkıntısından kurtulmaya çalışıyor. Yazıları oysa ki bu sıkıntılar, birer mektup, yazıları göster. Birer izahçı, birer tarifçi. Bizi bir şey yazmıyor. Bizi Cenab-ı Hakk'ın oğlum, nereden alacağız? Yaratma sebebine götüren, bu sebepleri aslında hı, bize sunan şeyler. Hı. Yani hı, Allah bizi unutsa haşa, hiçbir dert, keder, sıkıntı vermese, yani hiçbir şey aklımıza gelmeyecek. Çoğu insan sıkıntıyla bu risaleleri bulmuştur. Bu, bunu birçok kişi hani biz de tanıyarak biliyoruz değil mi abi? Çıktı. Dinliyorum Abdullah. Biz tevehhüm-i ebediyet ile bu dünyayı ebedi zannediyoruz. Bu dünyadaki neticeleri arzu ediyoruz ve bu neticeleri tahsil için uğraşıyor, gayret ediyoruz abi. Şimdi bu ölmeden önce ölmekle alakalı İhlas Risalesi'nde bir yer var Hasan abi. Hı. Biz nasıl ölmeden önce ölmeyi başarmamız gerekiyor. Yani biz Risale-i Nur talebeleri olarak uyanmış olduğumuzu ya da uyanmak için gayret ettiğimizi iddia ediyoruz ya abi. Ey hizmeti Kur'aniyet arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevttir. Yani ölümü düşünmek değil mi abi? Rabıta-i mevt öyle anlamamız lazım. Evet, ihlası zedelen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tur-i emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakim'in kullu nefsin zayikatül mevt inneke meyyitun ve innehum meyyitun gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıta-i mevti sülüklerinde esas tutmuşlar. Tuğli emelin menşei olan tevehhüm-i ebediyeti bu rabıta ile izale etmişler. Onlar parazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor, farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabın tevayi çok. Hadiste ekfiru zikraha edimül lezzet ev kemakal, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için. Abi tarikatta tahayyül ve tasavvur boyutunda yani dimağın birinci ve ikinci mertebesi boyutunda ancak rabıtayı mevti yapabiliyor tarikat, ehli tarikat. Hakikat de ise mesleğimiz hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikata uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamana hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamana hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası edinme yol açar. İhlas bizim ibadetlerimizin ruhu muydu Hasan abi? Ruhu mu dememiz lazım? Evet, evet, evet. Benim sesim gidiyor. İbadetlerimizde esas ihlas değil mi abi? Bir de söyler misin Abdullah? Bütün ibadetlerimizdeki esas ihlas değil mi abi? Evet. Yoksa hiçbir anlamı yok. Yine lemalarda Abdullah abi. Buyur abi. Oraya geç
geçmeden ben yine araya gireyim de. Şey, bu önceki okuduğunuz yerde söyleyecektim de araya giremedim gene. Bu alemi maddi ile alemi ruhani birbirinden fark etmek lazım diyor, diyor. Evet. Fark edebilirsen şöyle oluyor abi. Üstad hani şu meşhur Ararat Dağı'nın patlaması hadisesinde şöyle diyor. Daha rüyada iken tabirini düşündüm dedim. Ondan sonra tabirini üstad daha rüyadayken yapıyor abi burada. Eğer birbirinden tefrik edebilirsen bu alemi maddi ile alemi ruhani, daha rüyadayken kendi kendine tabir etmeye başlıyorsun abi. Evet abi, işte onun için de malzeme lazım abi. Neyle? Üstad'da o malzeme var da neyle tabir edilir? Yani daha rüyadayken neyle tabir edilir? Abi ona da biraz şeyde baktım ben. Alem misalle baktıydım. Nerelerde nasıl geçiyor diye. Şimdi uykudayken, uyuduğun zaman girilen üç farklı alem buldum ben. Alemi manevi, alemi misali, alemi ruhani. Üç farklı aleme giriliyor. Şimdi alemi misale de giriş şekilleri var. Yani üstad bunları açık açık söylemiş, alem-i misale nasıl girilir diye. Mesela muhakematta geçiyor, keşfi sadık penceresiyle, rüyayı sadık menfetiyle, şeffaf şeyler dürbünüyle, hiç olmasa hayalin verayi perdesiyle diye bir yerde daha geçiyordu. Böyle aynı şu dört tarafı aynalar, camlarla çevrili, evet, evet, bir vakti ortasında ışık yanan bir yer daha vardı, şimdi bulamadım da. Yani girmek ve oraları görmek mümkün. Hatta teşvik bile var gibi sanki. Yani okuduğum yerlerde, topladığım yerlerden hatırladım. Üstad sanki böyle yani ehlini teşvik ediyor gibiydi. Evet Hasan Hocam, nasıl girmek lazım peki? Yani sen ne diyorsun bu çoban hadisesine? Şimdi bu anlattığın konunun şeyine taşınırız o zaman. Yani o şimdi o alemi misale girişe döner bu. Ama yani ondan ziyade yani alemi misali için alemi misaliyle alemi ruhani ikisini tefrik etme malzemesi olarak ne dersin dedim abi. Yani alemi misaliyle alemi şehadet arasında lehvi misali var. Alemi misaliyle alemi şehadet arasında bir berzah var, berzah. Levi misali. Ondan sonra iki şekilde olur diyor ya. Ya sen gidersin veya sendekini uyandırırsın. İnsan Cemül Cem ya, Cemül Cem. Mesela bizim rüya ve bizim rüya büyük zatların rüyası değil yani. Biz bununla biliriz. Bizim gördüğümüz rüya kısmen rüyada yaşıyoruz ya, yani rüya değildir, hakikat gibi hissediyoruz ya. O zatlar yaşarken, gözleri açırken böyle yaşıyorlar. Peki nasıl yapıyor? Hani Seyyid Ahmet dedi ki, ya cam parçasıyla, değil mi, bir tane veya cam parçasıyla veya maziden gelen bir şeyle, hatırayla, neye benziyor? Allah Resulü'nün parmaklarına su akıyor, bak şimdi. Mucizat Ahmet'e su akıyor. Kuru kuru akmış mı? Akmamış. İlk önce ne yapmış? Startı, o ilk hareketi ne vermiş? Toplayın suyu diyor, dökün. Ondan sonra devam etmiş o. Yani adi... Buyur Ahmet. O hadisede abi tırnakların rolü var mı? Hani tırnaklar şeffaf ya, aynı misali aynı oluyorlar. Yani bunlar teze... Elbette ki hastalık üç yere yerleşecek diyor. Şey iki yere. Tırnaklarla kemiklere diyor. Peki ehli hakikat tırnağa bakıp tedavi ediyor biliyor musun? Tırnağa bakıp mesela meyve yiyip yemediğini, karaciğerin yağlı mı değil mi? Böbreğine bakılıyor biliyor musun? Tırnağa bakılarak. Eski doktorlar da bakardı sana bir tırnağına. Tahsin Tolu abi. Ben X birisiyle denk gelmiştim.
mesela Tahsin Tolu abi şöyle bakardı yüzünden veya gözünden. Daha biraz daha böyle kesipsen, yani uzmanlık, getir parmağını. Bir ara meşgul olmuştum, sonra baktım psikolojim alt üst olacak. Tırnağa bakıp, mesela ben avuç içine bakardım böyle, Rüştü abi ustaydı. Ondan sonra şuna dikkat edin. Biraz böyle değindi, sonra yani aslandan kaçar gibi kaçtım bu işlerde. Cenab-ı Hak da elhamdülillah duvar. Yani avucun içine bakılarak, sol ve sağ bakılarak ömrü ezeli ömür mü diyor. Kur'an'da geçiyor. Yani ömrü bitmeden ölecekler. Ölüyorlar vesaire. Yani o da var. Neyse şu parmak sağ el ruhu, sol el ehli için aynı adır. Sen dünyadaki rızık, ömrün, boyun, postun, çocukların olacak mesela. Tırnağa bakarak, karaciğerde mi, böbrekte mi, dalakta mı, kemikte mi sorun var, hepsi gözüküyor. Onu da bilin. Tırnak. Hasan abi. Ha abi. Şimdi abi bu hikayede uyanık olan, uyanın rüyasını tabir etti ya. Şimdi bu uyanık olan bu asrın imamını tanımış, imamına tabi olmuş, gelen hadiseleri onun şablonuyla tevil edebilecek donanımdaki insan, uyuyan işte süt denizi gördüm, işte üstünde büyük bir kaval vardı, şey köprü vardı, oradan geçtim, bir meşaleye girdim. Bunu gören, bunu böyle yorumlayan da bu asrın ahir zaman fitnesine kapılmış, asrın imamını tanıyamamış insana denk geliyor abi, benim anladığım kadarıyla. Şimdi insanlar geliyor, bize diyorlar ki benim psikolojim bozuldu. Ya aile hayatım iyi değil veyahut da işte iflas ettim veyahut da başka 10, belki 10 binlerce örnek senin hayatından geçmiştir. Bir kısmını da ben tanıyorum. Şimdi geliyor insan diyor ki benim psikolojim bozuldu. Neyin var kardeşim? Diyor ki ya diyor işte kendimi kötü hissediyorum. İşte köprüden atmak istiyorum. İşte efendim çocuğumu öldürür müyüm diye korkuyorum. Araba kullanırken ellerim titriyor filan. Şimdi biz bu insanlara diyoruz ki Hasan abi. Ya bu gördüğün öyle değil. Hani süt denizi dedin ya. Sen bir deniz dedin ya. Bir deniz gördüm. Ya bu deniz değil, bir kaseydi kardeşim ya. Neye göre kaseydi diyorsun? İşte o dersi Risale-i Nur talebesi aldığı için o hadiseleri onların gördüğü gibi değil, hakikatiyle tevil edebiliyorlar. Şimdi diyoruz ki o insanlara, kardeşim senin sıkıntın ne? Bu. Hepsi farklı. Ama hepsine bir şey söylüyoruz değil mi Hasan abi? 15 dakika, 20 dakika Kur'an, Risale-i Nur oku. Sen 10 dakika diyorsun da ben 15 dakika diyorum, 20 dakika diyorum. 20 dakika Risale-i Nur oku, 5 sayfa İzmir Kur'an oku, haftada bir derse git, internetten, televizyondan uzak dur, hiçbir şeyin kalmayacak. Adam başka bir sorunla geliyor, ona da aynısını söylüyorsun. Bir başkası iflas ettim diye ona da aynısını söylüyorsun. Peki, neyle söylüyorsun? Hakikati, yani onun rüyasını hakikatle tabir ettiği için söyleyebiliyoruz Risale-i Nur talebeleri Hasan abi. Ve neticede ne oluyor? Sen biliyorsun abi, böyle yol gösterip dediğini yapıp da düze çıkmayan gördün mü Hasan abi? Evet, uyan bir çıkmıştır tabii hadiseler. Ama şurada Seyyid Ahmet el-sualin nisfül ilm, sual sormak ilmin yarısıdır. Seyyid Ahmet, duyuyor musun sesimi? Evet abi. Peki nasıl gireceğiz alemi misala? Bize biraz Ozan hafif fazla bizi koridorumuzu değiştirmeden kısaca çalıştığına göre bize biraz anlatsana. Nasıl gireceğiz alemi misala? Abi, yani
65 yer bulduydum. Yani en böyle bir arada geçtiği yer muhakemat 64'te geçiyor. Yavaş söyler misin? Muhakemat 64 abi. Tamam, kaç tane madde vardı? Orada 4 tane madde var. Kim isterse diyor üstad, kim isterse diye başlıyor. Keşfi sadık penceresiyle, rüyayı sadık menfeziyle, şeffaf şeyler dürbünüyle, hiç olmasa hayalin verai perdesiyle o aleme bir derece seyirci olabilir. Peki kaç tane var? Bir. Bak, bir. Dima. İki. Vicdan. Üç. Kalp. Dört. Ruh. Sanki abi dediğiniz gibi hayalin verai perdesi dimaya denk geliyor. Şeffaf şeyler dürbünü şeffaf şeyler dürbünü ruha denk geliyor. Evet. Rüyayı sadık menfezi ve keşfi sadık da kalbe bakıyor sanki. Evet, öksü vicdana bakıyor. Ha, bir de vicdana bakıyor. Bir de cuma gecesi özellikle üstad demiş, bir cuma gecesinde nevm ile alemi misale girdim diyor. Vakit olarak cuma gecesi o keşfi şey için, rüyayı sadık için müsait anladığım kadarıyla. Bir de bir yer daha vardı abi. Mesnevi 137'de gece zamanı duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit alemi misali bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, odaları göreceksin. Bir de abi aynaya dikkat ede ede manyetizma vasıtasıyla hayalinde bu alem misale karşı pencere açılma meselesi vardı. Hatırladıklarım bunlar. Evet. Fazla bakmayın, onu da ben şiddetle ikaz ediyorum. Aynaya sakın fazla gözünüze bakmayın. Hatırladınız mı? Çünkü... He? Hasan abi, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Söylemesem olmaz yani, değil mi abi? Tamam, söyle. Şimdi abi, sözler 350'de ben de böyle bir yer buldum. Şimdi siz bir şey söylemiştiniz. Burayı okumadan önce şunu söylemek istiyorum. Tefekkürle alakalı konuşmuştuk. Dimaz dersin. Dersin abi. Tefekkür eden, tefekkür ettiği yerdedir. Kendini oraya taşır demiştik. Tefekküre bu şekliyle bakmıştık, değil mi abi? Evet. Şimdi alemi misale girmek, burayla bağımı kesmek manasını taşımıyor. Burası ile orayı aynı anda yaşamayı gerektiriyor abi. Yani bu burayı oraya taşımak için her iki tarafı da aynı anda yaşamak gerekiyor. Yani bunu da en güzel tefekkürle yapıyoruz. Şimdi ama tefekkür nasıl yapıyor Hasan abi? Gerçek uykunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Mesela müsaade ederse Abdullah abi şurada bir çok kısa bir yer okumak istiyorum abi. Evet, nasıl ki hüşyar olan adam yatmış olan adamın rüyasını tabir eder. Öyle de bazen uykuda olan bir adam yanında uyanık olan konuşanların sözlerini işitiyor. Fakat kendi alemi menamına tatbik eder. Bir tarzda mana veriyor. Tabir ediyor. Öyle de ey gaflet ve felsefe uykusu içinde temim edilen insafsız adam. Hasan abi, burada asıl uyku, alemi şehadetteki gaflet hayatını sürenlerin yaşadığı uyku hali. Bunu da, bu uykuyu da üzerimizden kaldırılacak olan hareket, hal tefekkürdür abi. Ben böyle bir yorumum var, böyle bir fikrimi iletmek istedim abi. Yani tefekkürle biz her şeye sahip olabiliriz, her yere gidebiliriz, mevcudumuzu da bırakmadan. Yani hakikatini görebilme imkanını bize sağlıyor abi tefekkür. Belki az önce Seyyid Ahmet'in saymış olduğu o dört maddenin bütünlüğünü tefekkür de diyebilir miyiz abi? Mesela bu da bir sorudur abi. Evet. Evet, tefekkür böyle sanki iz takip etmek, bir şeyi yorumlamak gibi gözükürken öyle değil ya. Tefekkür bir yöntemdir, bir sistemdir. Allah'ın hakim iyi çekiyor. Hikmet ismi
azami derecede aktif oluyor, mazar oluyorsun. Mazar oluyorsun. Tefekkür yöntemdir, sonuç değildir. Mesela biz hayal ettiğimiz yerde gitmemiş olsaydık hissen, orayı hayal ettiğin zaman vücudun değişmiyor, hormonlar değişmiyor. Şöyle bir şey diyeyim de, hayalimizi ondan sonrasını söylersiniz. Ehli hakikat oruçluyken gıybet ederlerse ağızlarında et kokusu olurmuş. Ve kefaret orucu tutarlarmış. Buna en güzel örnek Hazreti Peygamber Aleyhisselam Ayşe validemize gıybet ettiği zaman ağzını aç demiş, eti çıkartmış. Şimdi ama bizim gibi avama gıybet eder veya gıybet edilenin yanında rıza ile durursak günaha gireriz, orucumuz bozulmaz. Ama ehli muhakkik ve mudakkik zatlar kefaret tutarlar. Şimdi ne alakası var bununla? Yani çok genişti, biraz çıktık yolumuzdan da. Arkadaşlar. Yok abi, yok, yolumuzdan çıkmadık. Tam aslında oraya gelecektim ben. He, bak şimdi. Yani tam yolumuzdaydı abi. Öyle mi? Şimdi bakın, bizim için gıybet haramdır. Bir şey yazıyor, kefaret olmuyor orucun. Ama evliya yanidadır. Onunla beraber olan, o ismi aktif olan, azami derecede, o insan gıybet etti veya gıybet eden yanında bulundu mu, ağzında et kokusu, kan kokusu, kan olur, kefarettir. Peki, ne alakası var bu konuyla? Peki o kan kimin kanıydı? O et kimin etidir? Tefekkür bundan daha ileridir. Madem onun etini buraya taşıyor, madem onun kanı burada, kan ya, tefekkür yöntemdir. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Gafilde de yoktur. Yani gafil insan düşüncelerini tefekkür zanneder. Tefekkür sen... Hatta tarihte de yok Kaptan abi. Efendim? Hatta tarihte de yok. Tarih, tarikat, elinde de yok. He, yok. Onlar da, bak, onlar da tasavvur, tahayyül ve tasavvur ile buraya gidiyor. Tefekkür taakkulde başlıyor değil mi abi? Evet. Tahayyül ve tasavvuru kullanıyor tefekkür. Tefekkür taakkulde başlamıyor mu abi? Taakkul evet. Değil mi başlamıyor? Evet, evet, ama onları kullanıyor. Evet. Şimdi tefekkür... Şimdi abi dediğinize bir ek yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Abi külliyatta geçiyor mu bilmem ama ben aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim ama külliyatta geçiyor diye biliyorum. Üstadımız bir yerden bir yere giderken bir hoca arkadaşı, yani eski hayatında, üstadımızın eski hayatında, gençliğinde bir hoca arkadaşı üstadımızın ahvaline dikkat ediyor. Bir yerden geçerken biraz bir nebze o zamanın şeyine göre açık saçık Ermeni ve Rum kızlarının olduğu bir yerden geçiyorlar. Dikkat ediyor, üstad hiç bakmıyor. Emir dağında hiç. Evet, üstad da diyor ki Seyda hiç de bakmadın. O da diyor ki kardeşim bu günahın neticesi gözüküyor bana diyor. Yani şu, bu Ermeni-Rum kızlarının burada, bunun hakikatları alem misalde. Yani burayı ile orayı beraber gördüğü için, buradaki temessülleri oraya görünce, burada mesela diyelim ki ben ne hareket yapıyorum, sizin telefonunuza, bilgisayarınıza aktif oluyor, aynı oluyor. Şimdi öyle bildiğim, sizin bilgisayarınızı da görüyorum ben, burada kim açık. Dikkat ediyorum da giymeme, şeyime, her şeyime. Ama tek başımayken daha rahatım. Şimdi burada olanları, alem-i şehadet, alem-i misalde olanla beraber ikisini bir görsem, nasıl arama bakarsın? İkisini bir görüyor. İkisini bir görüyor. Hasan abi, müsaade edersen.
isterseniz İzmir'den Mustafa Alışkan abi, 17. Lema'da çok kısa bir yer var bu son söylediğinizle ve kardeşimizin açıklamaya, izah etmeye çalıştığı bölümle çok yakın alakalı. Bir dakika girebilir tamam, miyim abi? Tamam, tamam Mustafa, gir abi. 14. notada 4. remiz var abi. Diyor ki, bismillahirrahmanirrahim. Ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içine inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum ve gayrı mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır. Madum bir dünyayı mevcut zanneder. Biz yani bu alem-i şehadeti çok farklı değerlendirdiğimiz, gördüğümüz, müşahede ettiğimiz farklı lezzetler aldığımız için aslında o hayali var gibi algılıyoruz da yanlışlara düşüyoruz abi. Hani son söylediğiniz şeylere bir üstadımızın teyidi olması açısından peki, söyledim abi. Allah razı olsun. Ustad diyor ki bir odaya girsen diyor. Seyit Ahmet. 6 tane cam olsa ayna. Üst, alt, sağ, sol, ön, arka. Bu nedir peki? Tamam bir Allah'ın kulu sormuyor ya. Bu 6 tane. He? Hazır zaman tabutu. Hazır zaman tabutu. Peki bu 6 tane ayna bir yerde izah ediyor mu? 4 tane izah ediyor. Abi 4 tane mi izah ediyor? 6 tane yok mu? 6 ve cilt diye birçok yerde izah ediyor abi de. 2 yerde. Yani bunlar 2 yerde ciddi izah ediyor. Ha işte o birinci sualın sonunda mektubatta. Bir de 17. sözde iman 6 cilt izah etmiyor mu? Alt, sağ ve ön, arka, arkayı demiyor mu? 6 cilt set diye. Evet. Bir. Başka? Şuaların sokunuza 29. Lema-i Arabiye'de felsefe 6 yönü anlatmıyor mu? 6. Bak niye şişe diyor da cam ayna demiyor? Şişe elips ya. Mustafa İzmir'den katılan kardeş acayip bir yer şey yaptı da. Biz bak bu ikisi arasında ne kadar zaman var diyoruz? Bu ikisi? İkisi yok ki. İkisi yok. Bizim, ha. Bu ikisi, hangi ikisi? Şurada. Yani mazi aynadır. İstikbal aynadır. İkisini aksettir bakalım. Yusuf, şöyle bir ayna düşün. Endam ayna düşün, büyük. Çok büyük, duvar. Odanın duvarı. Tamam. Bir de bu da bu tarafta ayna olsun. İki ayna birbirine Tahir. Birbirine aksetse aynada ne olur? Ne gözükür biliyor musun? Sonsuz olur. İki ayna birbirine aksederse sonsuz. Geç ortaya sen ne kadar olursun biliyor musun? Sonsuz olursun. Burada da sonsuz burada. Ama öyle değil sonsuz. Dünya böyle işte. Bir de 6 tanesini düşün. Böyle sonsuz, böyle sonsuz, böyle sonsuz, gel de mukayyet ol hadi sisteme. Ne yapacaksın? Abdül okudu ya 18. mektupta. As'ın imamı Asfiyai muhakkikin ve mudakik olan Asyan, As'ın imamına hayatını, yani yaşadığın hayat rüyadır, o yorumlayacak. Aslında abi bir tefekkürümüz vardı. Heh. Yavuz'la hani 6 cihet zamandan bahsettik ya, zaman kavramını ortadan kaldırınca mekan sanki küreselleşiyor böyle.
Harika. Nasıl küreleşiyor? Yani kürenin içinde kendinizi düşünün abi. Her taraf size eşit mesafede. Yani her tarafa hem eşit mesafedesiniz hem görüntü aynı. Hem ön, arka, sağ, sol, köşe gibi bir kavram kalmıyor ya. Evet, şişe diyor ustad, şişe. Bir gazoz şişesini düşünür müsünüz? Gazoz. Kalın. Yani yuvarlak veya elips. Ustad, ayna da diyebilirdi. Ayna demiyor, şişe diyor. Şişe ile ayna farklı. Yani bir köşesi yok şişenin. Yani bizi ortaya taşıyor. Şimdi alemi misalden konuşuyoruz. Biz alemi şehadetteyiz. Alemi şehadeti tanıyor muyuz ki? Bu yaşadığımız hayat, dünya bizim anladığımız gibi mi? İdrak ettiğimiz gibi mi? Hissedip, mahsedip, fikrettiğimiz gibi mi? Bu alem, bu alem mi? Biz burada zannediyoruz. Biz burada mıyız hakikaten? Kendi menamına uygun tabir ederdi ya abi. Evet. Yani herkes, aslında herkes aynı şeyi görüyor fakat aynı şeyi tabir etmiyor. Çünkü kendi menamı hangi seviyedeyse ona göre tabir edebiliyor. Ya o Mustafa 17. Lema'da ne güzel bir yer ya. Bu 18. mektup. Ama sen de kardeşim ne biçim konu seçtin ya böyle. Yani çok tuhaf ya. İnanır mısın bu konu ta sen hapse girmeden önce yapılacaktı. Bir şekilde kaldı yani. Ben mi yapacaktım? Evet abi ben yapacaktım inşallah. Bak. Hani yedim ya 4 sene önceki konu abi bu. Bugüne nasipmiş. Vay be. Vay be. Bir ara ne dedim biliyor musun? Orada. Sen söyledin de bir parçasını şey yapayım. Biraz belki gülersiniz. Ama şeyde oldu bu. Metris'te olmadı Silivri'de. Yani halüsinasyon olduğum için. Öyle diyeyim. Yani acaba dedim şöyle yürüsem acaba duvardan çıkar mıyım? Duvardan. Ustadın sesini duyduğum zaman sese gideyim dedim. Dedim ki acaba duvar mı kalır diye. Ya böyle yapan varmış Hasan abi, bir Nurcu varmış Fahrettin abi. Hanım diyormuş duvardan geçme çocuklar korkuyor diyormuş. Allah Allah. Anlatıyorlar. Şuna var abi. Öyle mi? Duvardan geçme hanım diyor. Çocuklar bak karısı korkuyor. Diyormuş ki bir abiye duvardan geçme çocuklar korkuyormuş. Odanın kapısından geçmin diyor. Öyle kim bu Fahri? Meşhur Balıkesir'de bir adam. Balıkesir'de mi bu adam? Böyle. Yaşıyor mu bu adam? Vefat etmiş abi. Vefat mı ettin şey? Hep böyle sizin söylediğiniz adamlar hep vefat etmiş ya. Bek geri gelir. Hasan abi siz öyle duvardan geçebilir miyim deyince akıl bir korku vermiyor mu size? Biraz şeyde ürktüm. Oraya gittim de. Ustadın sesini duyduğum zaman biraz ürktüm yani. Yani şöyle ben mesela hani hayali kullanıp suyun içini görebilir miyim, duvarın arkasını görebilir miyim diye biraz zorlayınca bir korku geliyor. Yani niyedir bilmiyorum da sanki o korkuyu akıl bilmediğinden, tanımadığından, farklı bir sistem çalıştığından veriyor gibime geliyor da. Şimdi... Yok yok ondan gelmiyor Seyit Ahmet. O korku neden geliyor biliyor musun? Hasan abi böldüm de. Ya geçersen öbür tarafa da geliyor. bu dünyayı arkadaşlar dakikasını ganimet kabul edin. Allah'a yemin ederim ki zaten Risale bunu veriyor. Bu alem bu alem gibi değil. Gördüğümüz gibi değil. Ganimet kabul edin. Ganimet kabul edin. Bu alemsiz 18 bin değil cennet ve Allah bile yorumlamak nakıs olur. Bu alemsiz. Ama bununla meşgul olmadan giden zaten yaşamamış gibi. Öyle bir ganimet ki kendini kendinden doğurma memleketi burası.
Cennette ise 18 bin alemden doğan, anne babasından doğarsa beşer, ama kendisini kendisinden doğurmayı burada yapacak. O zaman değil korkmak, ben bir ehli hakikatlar birkaç tanıyorum. Hasan kardeş buyur hocam dedim. Rüştü abi mesela bir tane bir defa bir demişti. Hasan bazen diyor karıştırıyorum burası mı orası, orası mı burası. Böyle. Mesela ben çok adım gibi biliyorum dedi bir gün. Kalemi masaya koyduğumu biliyorum böyle diyor kan masaya. Masadan aşağı elim gittiğini gördüm. Yani bir şeyler anlattı. Niçin anlattı? Bir sebebi şuydu. Abi oku oku da yani Risale-i Nur terbiye etmiyor mu yani Risale-i Nur? Risale-i Nur nereye taşıyor deyince mecbur oldu biraz söylemeye. Mesela Hızır abi vardı belden aşağı yok. Geylani gelip gezdiriyordu. Canı sıkıldığı zaman beni çağır geleceğim dedi. Ya öyle bir dünya ki 800 sene önce vefat etmiş Geylani geliyor ustadın cevizini bulduruyor ya. Yani ceviz ceviz. Bir de bırak da seni sana bildirsin ya. Cevizi kaybolunca Geylani buldurmuyor. Cevizimi buldur diyor. Lan cevizini ondan istiyor. Vladivostok'tan geçişlerini mesela. Yani nasıl oluyor mesela? Yani onlar için zaman şeyi yok ki. Ha ismini mazar. Mesela biz demiştik, beni niye yalnız bıraktınız? Demiştim Silivri'de. Yani artık hain mi demediler her şey falan. Artık insanım da yani gücüm yetmedi yani. Tam bitti denildiği yerde yani. Her şeyim bitti yani sistemim. Ondan sonra... Yani o hain, o hapishaneye haber geliyor. Hain dedi, hain, o abi, ustadın şeyi hain diyor. Ondan sonra bittiği anda hiç unutmuyor. İkindi namazıydı. Ha, elimi kaldırdım, ben ağlıyorum. Beni, yani sıkıntıdan değil. Yani bir şey istiyorum, onaylanmak istiyorum. Yani bir destek istiyorum. Yani ben yalnız değilim. İstiyorum yani. Evet okumuşsun ama istiyorsun, acizsin yani. Acizsin. Başka bir şey yok. İstiyorsun onaylanmak yani. Duyulduğunu, bilindiğini istiyorsun yani. Böyle bir şey. Başka bir şey ya. Bilme istiyorsun yani. Destek, sahiplenilmek istiyorsun yani. Böyle. Kaldırdım. Ondan sonra dedim ki ya Rabbi senin imtihan tamam. Ama koca usta, cevizin için Geylani'yi çağırdın. Ya benim bu ciddi, bir ceviz kadar mı değeri yok ya? Niye beni yalnız bıraktınız? Böyle. Keşke işte bu naz olmasa da naz ol. Ondan sonra öyle geldiğini zannettim. Bu bir hayal yani de. Hayal ama neticede ben onunla ayağa kalktım. Dedi ki sabırlı ol. Böyle. Sabırlı ol. Ondan sonra işte öyle canlandım ki hala canlıyım. Şimdi onaylanmak başka psikoloji. Hele bir şey söyleyeyim böyle. Hele çocuklara ve hanımlar noktasında sevildiğini bilmek var ya. Sevmekten daha kaliteliymiş. Sevildiğini bilmek. Mesela bunların en yükseği Allah beni seviyor. Yani hakikaten alametleri de varsa ya seni kim tutar ya ondan daha büyük devlet olur mu? Allah beni seviyor ya. Hep Resulullah'a sormuşlar değil mi? Ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Biliyorsun sorusuna. Peki bugün birisine şey söyledim. Kimdi bugün? Belki de derstedir. Dedi ki Salih miydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi dedi ki tamam abi dedi ya bir sürü dua ediyorum dedi. Acaba Allah beni affetti mi bilmiyorum ki dedi. Bir bilsem psikolojisi bozuldu kısmen insanın.
Biliyorum, bir dinliyorlar. Ayze Selçuk geliyor. Bak soru oydu. Ya ben affedildiğimi bilmiyorum dedi. Affedildiğimi nasıl bileceğim dedi ama ağlıyor. Dedim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Hazreti Ali'den de geliyor, Hazreti Osman'dan da geliyor bu rivayet. Diyor ki Allah kabul etmeyeceği tövbesini kulunun ağzına, diline vermez. Sen kabul olmayacak duayı, kabul olmayacak duayı etmeyeceksen kulun ağzına vermez. Sen en çok sevdiğini, hiç sevmediğine verir misin? Vermez. Tövbe ve istiğfar Allah çok seviyor. Onun için tövbe edebilmek var ya, etmek demiyor. Bir daha. Tövbe elini kaldırabilmek, daha tövbe etmeden. Bana tövbe et, kabul ettim tövbeni demenin adıdır elini kaldırabilmek. Elini kaldırdıktan sonra tövbe eden, tövbem kabul oldun diye sorma. Zaten o sana o hali vermeseydi tövbeyi hatırına gelmezdi. O samet olmazdı. Yani istedin ya sen, aslında cevap önceden geliyor da sen istiyorsun sonra. Yusuf abinin, Yusuf Aleyhisselam'ın abileri, kardeşleri tövbe edememiş ya. 40 sene mi? Orayı anlamadım. Yusuf Aleyhisselam'ın abileri diyor abi. Tövbe edememişler kuyu meselesinden dolayı. 40 sene ayrı kalmışlar. 40 sene tövbe edememişler ya. Evet doğru. Doğru. Ya ama burada bu Mevlana da zikrediyor. Yani demiş ya kafir şeytan müridine. Sen 15 sene Mevlana'nın yanındasın. Sen 15 sene ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi dedin. Dedin mi dedin. Şeytan diyor. İnsan suretine girmiş. Peki bir defa senin Rabbin buyur kulum dedi mi diyor ya. Böyle bir Rabbim var diyor. Bak 15 sene ya Rabbi diyorsun, bir defa sana buyur kulum demiyor diyor ya. Adam topluyor bütün eşyasını, çekip gidiyor. Hakikaten 15 sene ben Allah Allah dedim, bir defa buyur kulum falan demedi diyor ya. Sana neyse Mevlana işte biliyorsunuz arkasına yetişiyor. Niye gidiyorsun dedi. Bunun için gidiyorum. Ah be Gabil, yani diyor ki ah be kardeş. Sen bana ya Rabbi diyebilmen için bu haleti, bu fikri, bu vücudu, bu hissiyatı, bu nedameti, bu kalpteki vesaireleri ya Rabbi bana diyebilesin diye o haleti vererek sana ya Rabbi dedikten sonra verilecek cevabı önceden vermiş olmuyor. Buyur kulum demiş olmuyor. Allah seni affetmek istemeseydi, af istettirir miydi sana? Ben bir tane müteahhide denk geldim. Yeri de söyleyeyim, Beykoz'da. Beykoz'da. Bir kardeşimizin kayınpederi. Belki bu sesim gider de onun için o kadaya kadar geleyim. Beykoz'da. Dedi ki, eski de vakıftı. Sonra evlendi, kayınpederi. Dedi ki, kayınpederim müteahhit idi. Şu anda kanser sekerata girmedi. Ama aklı yerinde. Gel dedi bir biraz izah et, biraz anlat dedi. Yalan söylemiyorum. Yalan lafz-ı kafirdir. Yani gittim yanına. Bak tövbe edilemiyormuş. Gittim yanına. Dedim ki hadi bir tövbe edelim. Ben dedi tövbe yapmam dedi. Aynı böyle. Şaşırdım Resul. Niye yapmasın tövbeyi? Ben dedi acizim dedi. Kanserim burada. Burada dedi aciz olarak ben tövbe yapmam. Allah bana sıhhat verecek, afiyet verecek, çıkacağım. Sıhhatlıyken ona tövbe yapacağım. Ya zaten o tövbe yapabilirsin diye bu aleti vermiş. Adama tövbe ettiremedim ve öyle gitti biliyor musun? Edemezsin. Tövbe edebiliyorsan yat kalk da şükret. Allah seni affetmemiş olsaydı, affı murat etmeseydi, affetmek istemeseydi sana af istettirir miydi? Ne? Evet, Abdullah son şeylerin topla abim. Evet abi, şimdi Gafur abi güzel bir noktaya temas etti abi. Tefekkür ile bu ölümden, yani bu ölüm hakiki bir ölüm değil de
kendine gelme, intibaha gelme, dünya ile alakasını beşeri ihtiyaçlar noktasında kurup daha fazlasıyla alakasını kurmamak. Bunu tefekkür ile buraya taşınmak. Zaten İhlas'ın 4 düsturu var abi. 4. düstur bunu izah ediyor. Diyor ki lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediyor. Kadir. Bu zikretmeyi ehli tarikat Rabıta-i Mevt vasıtasıyla yapıyor. Biz diyor mesleğimiz ehli hakikat olduğu için diyor üstad, biz bunu Rabıta-i Mevt ile değil nasıl yapacağız? Buradayken oraya taşınacağız. Buradayız ama orada. Buradayken oraya bakacağız. Burada olup orayı göreceğiz. Dolayısıyla ikisini aynı anda aynı yerde görmek ehli hakikatin ya da hususen Risale-i Nur talebelerinin inşallah yapabileceği bir şeydir. Yazılar bana göster. Baştan sona ne anlattık, ne anladık özetlersek abi. Bir dakika, bir soruları veya yazıları okuyayım, ondan sonra özetlersin, olur mu? Buyur abi. Kimler ne yazdı? Bir tane mi yazı var şey? Hazreti Süleyman. Hasan Konan. Hazreti okur musun? Kim okuyacak? Hazreti Süleyman. Hızlı oku. Belkıs'ın tahtı mevzuundaki gibi nokta nokta noktası düşünelim. Kağıt gibi katladığında aile üst üste geldiğinde tahtın getirilmesi gibi olabilir mi? Duvardan geçme mevzusu ya da Abdülkadir Ceylani'nin üstadın cevizini bulması gibi geçmiş gelecek kavramını ortadan kaldırmasında O ile A ile B noktası bir araya geliyor. Ve Abdülkadir Geylani üstada yardım ediyor. Yani üst üste gelmesini, durumunun sağlanması, zaman, mekan, madde kavramı ortadan kalkıyor demiş. Yani şu, komutan vardı ya, komutan şu anda aktif, radarcı, havacı. Şimdi adam çizdi böyle. Bak Hasan Kuran'ın şeyini. Adam çizdi. Ondan sonra ama şey yapmadı, kağıdı kesmedi. Adamı böyle 10 tane adam çizdi, katlayınca bir adam. Birbirine şey yaptı. Yani şöyle, bir kağıdı düşün A4. Birbiri üstüne katlar mısınız böyle? Katla. Öyle değil. Mesela bir kağıdı, yani şu kadar mesafeyle katla, 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 katla. Ha işte. Abdullah. Şimdi, ondan sonra iğneyle bir taraftan de. Tamam, hemen karşısında değil misin? En baş en son. Ama aç şimdi. Ta burayı deldin. Orayı delebilmen için ta buraya kadar geçeceksin. İşte mekanı katlıyorlar. Bunu lemalarda bastı zaman tayi mekandır. İşte bastı zaman tayi mekanı ortadan kaldıran tefekkürdür. Her şeyin esası, başı, sonu, evveli, ahiri tefekkürü imanidir. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına geçiren tefekkürdür. İşte bu an onu anlatıyor galiba. Çünkü mekanı ve zamanı ortadan kaldıran A noktasından B noktasına kağıdı katlar gibi mekanı katlamak tayyi mekandır. O da tefekkür oluyor. Hasan abi Risale'mizde geçen Atıf Hoca ile alakalı yaşayan biri anlattı. İzmir'de de Muazzam abi var, Yorgancı Muazzam, o da meşhur. Muazzam, Muazzam bak demiş, bir baktım diyor, ağaçlar o sanki bir rüzgar geldi, hepsi şeye eğildi, secdeye eğildi. O da evet. Bu ses kaydı var, sağ kişilerin de varmış o zaman anlattım. Peki Ahmet Seyit, Seyit Ahmet şöyle bir şey yazmış. Bunu da ben okuyayım. Alimi ilmi celp mi olacak? Ha, alimi ilmi celp var ya. Mesela Kur'an'da geçiyor ya, bir ifrit, ben seni gözünü açıp kapatıncaya kadar Belkis'in tahtını getiririm. Alim ilbi celp, yani insan evinden bir alim, bir göz kapağını açıp kapatmak değil, bir açmak veya kapatmakla. Başka yazı var mı diye okuyorum, başka yazı var mı, bakar mısınız? Yok. O zaman sen hulasa yapar mısın Abdullah? Başka bir yazı görmüyorum. En sonunda hatırlatın bana. Kimler ders yapacak onları da tespit edelim, daha var.
Şimdi hulasamı yap Abdullah. Evet abi. Şimdi abi bu asrı anlamak için bu asrı anlayan bu asrın sahibi yani Peygamber Efendimiz bu asrın ve kendisinin taht-ı riyasetindeki asırların sahibi evvela o. Onun için de hadis ilmine müracaat etmek. Peki hadisi nasıl anlamak gerekiyor? Hepimiz muhaddis değiliz. O zaman Risale-i Nur bu asrı hadislerle ve ayetlerle izah etmiş. Dolayısıyla Risale-i Nur'un derslerini ciddiyetle ve sadakatle takip etmek ihtiyacı bu noktada hasıl oluyor demektir. Ölmeden önce ölmek gerekiyor. Ölmeden önce ölmek maddi ölmek değil. Tam tersi kendine gelmek, kendisini bu dünyada bu dünyanın sahibi, bu dünyalıymış gibi davranmak yerine bu dünyada misafir olduğunu bilip misafir hane sahibine karşı samimi ve hürmetli ve haddini bilir bir şekilde bu dünyayı yaşayıp bu dünyadan sonraki ebedi aleme geçeceğini bilmek, bunun içinde tefekkür yoluyla, tefekkür mesleğiyle buradan orasını görmek, izlemek, buradayken orayı yaşamak, buradan oralı olmak gerekiyor. Bunun için de Risale-i Nur'da işte okuduğumuz yerler bu mevzuları izah ediyor. Artı beni en çok etkileyen tarafı bu dersin bizi ihlasa sevk etmesiydi. Ben ihlasın çıkacağını buradan hiç tahmin etmemiştim daha önceden çalıştığım zaman. Buradan ihlas çıktı abi. İhlas ile ilgili de 20. lemada şöyle güzel bir şey söylüyor. Çok net bir şey Hasan abi. Çok enteresan. Şey yapıyoruz. Risale-i Nur dersini alırken abi sizi göremiyorum diye şöyle yapayım da hepinizin. O zaman sizi de görebilirim. Biz çok böyle uzun dersler alıyoruz ya da uzun derslerden sonra bazı hakikatleri anlatıyoruz da 20. lemada şöyle bir ifade var Hasan abi. Çok enteresan. Hani bize sorsalar bu dünyada niye varsın? Ne deriz abi? Allah'ın rızasını kazanmak deriz değil mi? En doğru cevabı bunun budur. 20. lemada şöyle bir cümle var Hasan abi. Bir de üstad onu kalın puntoyla yazdırmış ya da yazdırmış. Diyor ki Allah'ın rızasını kazanmak ihlasladır diyor. Bu kadar basit yani. Çok net bir şey. Allah'ın rızasını mı kazanmak istiyorsun? O zaman ihlaslı ol. Bize bizi ölüm tefekkürü ihlasa sevk ediyor. Bu dünyalı olmadığımızı, bu dünyadan misafiren durduğumuzu, bu dünyaya bizi bağlayan ipleri ne kadar kopartırsak hakiki ölümümüzün de o derece kolay olacağı. Çünkü bağın kopmuş zaten yani. Şimdi bir ağaç düşün Hasan abi. 1000 tane kökü var. Ya birini asit dökmüşsün, birini kurutmuşsun, ötekini çürütmüşsün. İlk rüzgarda devrilir. Biz bu dünyayla bizi bağlayan bağlarımızı ne kadar kopartır, ne kadar bu dünyadan ihtiyacımızdan fazlasıyla meşgul olmazsak gitmek de o kadar kolay olur. Dolayısıyla buradayken oralı olabiliriz. Hem bir latifenin evinden abi bir şey de söyleyeyim. Uyanmak için saat kuruyoruz. Saat çalıyor, uyanıyoruz. Uyanmak için saat kurmak derse gitmektir abi. Bazen saati erteliyoruz ya da tamam diyoruz, uyanacağım, kapatıyoruz. O da derse gidip, dersi dinleyip, dersi alıp ülfet belasına yakalanmaktır. O kişiler derse gitmeyenlerden daha sorumlu olabilir. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın sonsuz mana mertebelerini havidir. Dolayısıyla Risale-i Nur ünsiyet edilecek bir eser değildir. Herkes, bu dersi dinleyen herkes kendine ait bir ders çıkardığı için bir tane ders çıkarılsa tamam haklısın ama herkes, 30 kişi vardı burada, Allah hepsinden razı olsun. Hepsi de ayrı ders çıkardı. Ben de bu okuduğum yerlerden bu dersi çıkardım. Elimden geldiği kadar kusurumuz olursa da artık affedesin kardeşlerimiz yapar. Abi kapatmadan önce inşallah ben de bir ufak ders çıkarttım. Söyleyebilir miyim? Tabii Abdü Gafur.
Ha bu arada çarşamba günü Gafur'un oradayız ha. Başladık. İlk defa çarşamba günü enfusi dersimizi 7 kulede başlıyoruz. Yarın akşam. Onu da diyeyim. İnşallah abi. Benim çıkarttığım ders de şu abi. Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bilmiyordu. Mahiyetini de bilmiyordu abi. Hakikatte idi. Lakin alemi şehadet ile cenneti bildi ve mahiyetine ulaştı. Yani bununla birlikte söylemek istediğim ne? Abi hiçbir zaman bu dünyayla bağları kesmek değil. Buradaki suret ile hakikati birbirine bağlamaktır bizi mahiyetimize ulaştıracak olan. Yani suretsiz, hakikatsiz, sadece hakikat da olmuyor. Yani suretle hakikati birbirine bağlayınca mahiyetimize ulaşabileceğiz inşallah abi. Yani sahabe mesleği gibi abi. Şunu söylemek istemiştim. Yani benim çıkarttığım, benim anladığım da bu. Abdullah abicim Allah'a emanet olsun. Peki. Fatiha Niçek Abdullah. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha. Evet. Hiç unutmadan haftaya kimin dersi var? Haftaya benim Hasan abi. Ha, ondan sonra kim? Ondan sonra kim alıyor? En az iki kişi alacak ki ben de sizle şimdi sohbet edeceğim inşallah. Hadi bir kişi de kim almadı? Yani kim almadı? Alsın bir kişi. Ben ondan sonra benim desin. Kim o? Yoksa listeyi açtırmayın, mecbur alacaksınız. Bakayım benim bilgisayar bugün elektriği kablosu yok hepinizi göremiyorum. Listeyi de görseydim hemen zaten dayatacaktım ama şimdi burada liste var mı? Gösterebilecek mi? Ben bir tanesini şimdi seçeyim. Bak şimdi siz listeyi yap. Ha. Davut Kanuncu yaptık. Atakan tamam. Şimşek. Mehmet abi yaptı mı Mehmet Direk yakında? Yok. Yapmayanlar olsun. Kapur yapmadı herhalde abi. Dur ona da vereceğiz ama kaçakları bir yakalayayım da ondan sonra. Doktor Fikret abim ondan sonra sensin. Ondan sonra Furkan, Samsun Furkan, doktordan sonra da sensin. Ben daha sonra yapsam yapmasam şimdi olur mu? Olur, tamam. O zaman seni geçiyorum. İmre Yunus, Kubilay Mahmut, Mehmet Dilek, o yaptım. Mustafa... Abi, bu Mustafa yapsın, Mustafa kardeşimiz yapsın, İzmirli. Ha! Mustafa, Demirbaş sen misin? Yok abi. Diyaloko. Abi, benim için erken olur. Ben sizleri yeni tanıyorum. Derslerde adapte olmaya da çalışıyorum. Usulünüze daha yeni adapte oluyorum. Tamam. İnşallah beni sonraki bir zaman tamamine ertelersen Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Seyit abi eyvallah. Ne kadar kibar bir insan ya. Yani ben biraz kabayım ya fazla böyle. Allah'a sığ. Süleyman Dure. Doktor. Aynı ben abi. Yusuf Yılmaz Polatlı sen olur musun? O şeyden sonra Doktor Fikret'ten sonra Polatlı Yusuf orada değil, israf etmemiş, hayalini israf et. O zaman onun rüyası alemi misaldır. Bu seviyede ise İstediğini müdahale eder. Bu sefer Muhyiddin Arabi gibi dağ böyle yapar. Dağ kalkar. Ova yapar. Çünkü alemi misale geçtikten sonra buraya tasarruf etmek kolaydır. İki yol var. Bir daha söylüyorum. Rüyadayken rüyada olduğumu şuurundayım ve tasarruf ediyorum diyen ya açılmış alemi misalin
bir dairesi var. Bir altı levh-i misalidir. Oralara geçmiş, oradan yapabiliyor. Yani eğer daire-i misali, levh-i misal diyoruz da. Alem-i misali, altı daire-i misal var, bir de levh-i misal var. Bunlar ayrı alemler. Oraya geçmişse bayağı bahtiyar demek ki. Ama doğru olduğunu, şeytan ve cinler miraç yaptırmadığını nasanlar, haram varsa içinde şeytanındır. Hasan abi, bu konuyla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. belki şu anda bize şahit olsa belki kızar bana ama ismini vereceğim. Siz tanıyorsunuz. Selahattin hocamız, Hafız amcamız. Akşam yatarken okuduğu Kur'an'ı bıraktığı yerden rüyasında devam ediyor. Rüyasında bıraktığı yerden de sabah kalktığı zaman devam ediyor. Ama o ihlasla alakalı ve oraya kilitlenmiş galiba, değil mi? Evet, yani haram yok. İşte dediğim gibi ona açılmış o. O acayip bir şey. Ben ondan talim için, uruf-u mukatta talim alırken sabah gittiğim zaman şöyle bakardı. Kahvaltıyı beraber yapardık 5 sene. Derdi ki bak, dün akşam böyle böyle düşündün ama o öyle değil. O seni sevmiyor, o bu da, o sesi, o direkt hiç konuşmadım. Birisi hakkında düşünüyordum. Hayır diyor, o seninle beraber ama seni hiç sevmez o. O şöyle olabilir, yapma. Olma onda. Böyle birkaç defa, mutadit defa benim geceki düşünceme müdahale etti gibi. Şimdi bu aynı Hafız, Hafız Selahattin, ehli kaptır. Allah ona şeyi yaratmamış. Demir Tola da bilir, Abdullah da bilir. Tanıyanlar, Dimağ'dakiler bilir. Şaka yaratmamış, yalan yaratmamış. Yani istese yapamaz. Yani yapamaz, yalan konuşamaz. Yok yani, fıtrat. Böyle bir şey değil. Şaka bile desen, şaka yok aleminde. Yaratılmamış. Yani doğuştan ama şekil olmadığı gibi. Bu adam Kur'an okuyor akşam. İşte Gafur'un dediği gibi kapatıyor. Rüyasında devam ediyor. Uyanınca da şey yapıyor. Hatta Allah Resulü gelmiş. Bu kadar 80 küsur yaşında. Bir yere takılıyor. Ya bir türlü orayı ezberinde aşamıyor koca Kur'an'da. Tek bir yer. İlle bir bakma şey oluyor. Tek bir yer. Çok zorlan, çok üzülüyorum ya. Niye orası bana takılıyor? Rüyasında işte, rüya dedi işte, rüya mı? Alemi misalin aşağısı olan daire-i misal, biraz da aşağı levi misali. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, senin bildiğin sana yeter diyor. Hani bu kadar sana yeter. Bir yere takılıyor ama ben diyor gene masum böyle, ille istedim onu da aşayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peki dedi. Uyandım, bir daha oraya takıldım, hatırlamıyorum. Takılmıyor. Ben mesela, ve siz de rastlamışsınızdır, rüyasında kısmen hafız olanları biliyorum. Adana Osmaniye'de denk gelmiştim. Hafız olmuş, kısmen, tamamen değil. Mesela ben kendimden serbest bölgeyi ustattan aldığımı, serbest bölge, benimle alakası yoktur. Şurada, bilmiyorum, burası mı gösteriyor mu? Görüyor. Bu mu? He. Bak bu serbest bölge. Bunlar akıllı olacak olsaydı, akıllı insanlar, zeki insanlar yapardı. Benimle alakası yok demek için, şükür için söylüyorum. Rüyasında, Seyit Ahmet toparlıyorum. Rüyasında, rüyada olduğunu bilip tasarruf edebilen iki cinstir. Eğer içerisinde haram yoksa, bu tasarrufu Allah ona vermişse bahtiyardır ve hayırdadır. Eğer içinde haram varsa, haram da oluyorsa bilsin ki şeytana alet oluyordur. Dua etsin, kapansın o halet. Çünkü... O kafara bunun dediği lemalar da geçiyordu abi. Lemalar 17'de. Ne diyor? Bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur'aniye'yi okumuş oldukları diye geçiyor. Evet, o şeyi... Yani,
Mesela bu şeytanın veya cinlerin miraca kadar, kürse kadar miraç olmasa da, yani şeytanın veya kafir cinlerin, Müslüman cinler değil, kafir cinlerin böyle yapabileceğini ben ilmen değil, aynı lakin şahidim. Abi şu nasıl olur, madem bunu sormuşken onu da sorayım. Rüyayı gören görüyor, biri de diyor ki arkadan şunu yapma bu haramdır diyor, şunu yapma bu günahtır diyor. Rüyayı görene engel olmaya çalışıyor da gören de çok oralı olmuyor. Yani rüyada mı oralı olmuyor yoksa ayıldıktan sonra mı? Yok, rüyadayken oralı olmuyor. Gene günah işliyor ama biri ona engel olmaya çalışıyor. Yapma günahtır, haramdır. O da rüyadır. Herhangi açılma yoktur. Orada ikisi de aynı şer cinlerdir onlar. Cinler bu serbest bölgeye. Rüya nerede oluyor? Şurada değil mi? Şurada değil mi arkadaşlar? Gözüküyor mu telefonda? Telefonla bir tanesi söylesin, ben işaret ettim, gözüküyor mu? Gözüküyor abi. Bak bu tahayyül, rüya burada oluyor. Bu düşünceler de burada oluyor. Burası da serbest kardeşim, serbest. Onun için serbesttir orası. Şimdi oralı olmuyor değil, ona hakikaten hayır olsaydı oralı olurdu. O müdahale ediliyor, müdahale. O kardeşime tavsiyem, haftada bir cüz okumasın, elinden geldiği kadar her gün bir cüz okuyamasa bile iki hisp okusun ve dua etsin, şeytanın şerrinden uzak olun. Yani şeytan yapıyor ya. Sureti haktan gözüküyor, şeytan yapıyor. İçinde eğer Rahmani olsa, Rahmani şeylerde şeytan olmaz. Rahmani rüyalar da var ama şeytanı da var. Ama yok ben şöyle yapıyorum, rüyada şuurum var. Bu tuzak kardeşim, tuzak. Ben bu konuda temas etmiyorum. Bu işim benim sağım, biraz sağım. İsarını. Bu adam tuzağa çekiliyor. Böyle cazip, yani hayır gibi gözüküyor. Hayır, tuzağa çekiliyor. Bu hiç ihtimam göstermesin. Hem de Risale-i Nur'a da benim söylediğim uygun, çünkü şahsi kemalat bu asırda yok. Ancak kemalat şahsi manevi de var. Öyle ben rüyada olacağım, rüyada olduğumu da şey yapacağım, şöyle olacak o yani sor. Peki şer olduğu halde aldırmıyorum, çünkü gösteren de ikaz eden de aynı şeytan. Serbest bölgedir, oraya herkes müdahale edebiliyor. Uyanınca veya içerisinde haram olmayan hakikati barındırıyorsa rüyayı sadıkadır. Mesela şer'i olarak söylüyorum bu sözüm şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim efendim konuza gerek kalmadı, vakit kaldı. Diğer mesele çekmesele daha iyi olur. Kamera mı şu? Çevir. Onu evet çevir. Onu şey kalmadı diyor. Öyle ha. Tamam bunu çevir ha. Şimdi şöyle. Mesele anlaşılmıştır. Başka var mı böyle sormak istediğiniz? Daha sana tefekkür dedi ya, gafura mesela tefekkürle oluyor dedi. Ya sezgi tefekkür mesela ya da riyazete giriyorlar. Ağır imtihanlardan geçip. Bu asırda onlar geçti Emre. Yok yani böyle bir yöntem var. Yaşta mı? Var işte. Hani başka yöntem tefekkür yapacak. Ya öyle eski büyük tarifat. Vurgun yemeyeceğini nereden biliyor? Koç diyorlar ya, koç mesela. Şeyh mesela. Yani ha olursa. Onun önderliğinde yani. Ha yani şu. Ehli kamil olacak o koç dedikleri. Yani mürebbi, terbiyeci, şeyh veya bir abi. Biz de abi. Şimdi dalacak ama vurgun yememesi için daha önce dalacak, o kamil insan olacak. O kamil insan zaten kamilse ona müsaade etmez zaten. Yani evinde televizyon, eğer bir insanın, dinle dur. Evinde televizyon varsa, internetlere giriyorsa o da gelsin benimle otursun, bu işlere kalkmasın. Ne onda şeyh olur, ne onda mürit olur. Yani pratikte, teoride böyle bir şey var yani. Teori var tabii. İlim olarak var yani. Eskide var. Ama onları geçeceğim dese tek bir şey var.
kalbin ve ruhun derece hayatına tefekkür mesleğinde ilerlerse, tefekkür bak, tefekkür mesleğinde ilerlerse nasıl ilerleyecek tefekkürde? Yöntem şu, ustad söylemiş. Terk ve tecerrüt. O nispette sana açılır. Başka mümkün değil. Haramları terk ve içsel ahlak, ahlak-ı seyir var ya, tecerrüt. Saset, gıybettir, tenkittir. Adam yaratılmış sanki kusur arıyor. Kusurları ortaya çökmek için yaratılmış. Öyle bir şey. Demek ki öyle bir insan geçemez. Demek ki tefekkür bu yöntemin aslıdır. O tefekkürü de iki sistemle çalışır. Başka şansı yok. Tefekkür neyle çalışır? Bir, terklerle. İki, tecerrüt. Ya abi bu terkler, tecerrüt diyorsun da buna nasıl varacağım? Haram yemeyeceksin kardeş. Haram yemeyeceksin kardeş. Haram yerlere girmeyeceksin kardeş. Mesela kız kardeşin varsa mirasına dokunmayacaksın kardeş. Kulakları varsa vereceksin kardeş. Bunları yapacaksın. Harici haramlardan, kul hakkından uzak duracaksın kardeş. Kimsenin hakkı sende olmayacak. Mazlum ol ama zalim olma. Sonra içsel aleminde tuzlu yemek yersen sabaha kadar derelerde dolaşırsın. Rüyanda. O zaman seyret seyret videoları da yat. Ondan sonra öyle bir alem iste. Onun şeytana maskara olursun. Tuzlu yiyip derelere gitmek gibi. Hani rüyada öyle gider. O zaman takvalı insana peki ne yapacağız biz? Biz nur talebelerinin davamız, davasız davamız var. O da nedir o? Risale-i Şahs-ı Manevisi, Kemal-i Etem, insan-ı kamil mertebesinde. O bize yetiyor. Orada biz hizmette mükellefiz. Ücret nedir? Hizmetin kendisidir. Allah hani bu saatte, 12'de, 12 saat bu Türkiye'ye göre. Bu saatte bunu tutup biz konuşup veya birileri dinliyor veya onlar konuşup bir dinliyorsa Allah'ın nimetidir. Yani bununla muhatap olabiliyorsak hizmette budur. Yani ücret almaya hakkımız yok. Hizmetteyiz, ücret almaya. Hayır. Ücret nedir? Hizmette olmaktır. Dünyada cennet hayatı yaşıyorum ya. Millet kan ağlarken, millet cehennemi yaşarken, jipin içinde kavga ederken gene gördüm bugün. Gelirken yağmur vardı İstanbul'da. Yağmur yağdırılıyordu. Böyle yani camlar kapalı olduğu halde. Hani dur kalk dur kalk ama bu yoktu. Nasıl bağırmalar vardı? Bir karı bir koca başka kimse yok. Jip benden yüksekteydi. Jip de cehennemi yaşıyorsa bu güzel bedende cehennem haletini yaşıyorsa bu adam ne? Bizim gibi adam da böyle bir cennet asa bir hayat vermişse, Risale-i Nur'u talebe etmişse bizi kabul etmişse talebeliğe, biz böyle bir araya gelmişsek, menfaat çıkar yok, gurur kibir yok, bak derste, o söylüyor, o söylüyor, ben ona şey yapamıyorum diyor, bak ne kadar rahat, tenkit etmiyor, yani ben böyle anladım, ama bu ne kadar büyük nimet yani. Ha, hizmette bulunabiliyor musun kardeşim? Hizmette ondan daha büyük ücret bilmiyor. Hepsi evvel ahir budur. Peki tekrar ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha tema selavat. Şey yaparsınız. Dima katılacak iki kişi ve bu telefona bu telefon herhalde Dima'da gözüküyor. Gözüktüğüne göre girmişsiniz. İki kişi ben abi Dima'ya katılmak istiyorum derseniz o şartla iki kişi alınabilir. Ama öyle bir tanesine kızmıştım. İstediği saatte geliyor. İstediği saatte gelmeyeceksin. Ben pazar günkü derse üstü başımı, elbisemi, vesairem her şeyimi dikkat ediyorum. Gafurlar o Dima'dakiler bilir. Hazır bekliyorum, çalışıyorum, bekliyorum. Saatimizi kuruyoruz. Böyle. Yani oyun oynamıyoruz. Ciddi şey varsa bu nimet ilahi, onlar bir daha bize bu fırsatı tanımadı. Niye iki defa söylüyorum? Bize bu imkanı tanımadı, bu imkanlar yoktu. Biz de istiyoruz diyemezsiniz, dememeniz için. Dima grubuna kafanın haritası şunları, bizzati bu sirayet dersine bu ortama olmak isteyen varsa özelden yazsın. Pazar günü efendim burada 10'da başlıyoruz. 10'da 8.30
8.30 kahvaltı. Kahvaltıya gelmeyebilirsin ama kahvaltı hazırlanıyor herkese. Kahvaltımız var böyle şerit gibi açılıyor sofra. Kahvaltı 8.30. 10'da derse oturuyoruz. 3 saat veya 2.5 saat ders yapıyoruz. 15-20 dakika kahve, çay, tatlı molası. Sonra bir saatle devam ediyoruz. 3 saat kısacası ders yapıyoruz. Ama birinci ders bittikten sonra ikinci ders çoluk çocuğuna işte bir yere gidecekse gidebilir. Ama şunu istiyorum. Disiplinli bir hayat. Rastgele yaşamak yok. Hayatta boşluk yok. Hayatımızda da boşluk olmamalı. Disiplinli olmayı kastediyorum. Katılmak isteyen varsa bana özelden yazar. 2 veya 3 kişiyi alabiliriz. Çünkü devam etmeyen birkaç kişi kardeşimizin onlar ailevi sebeplerinden dolayı Dima grubunda gelemiyorlar. Onlara da çoluk, Allah yardımcılar olsun. Allah merhamet etsin. Yoksa ruhları âlidir biliyorum ama işte çoluk çocuk büyüyünce çocuk büyümüyor, dertleri büyüyor. İnsan yaşlanmıyor, hassasiyeti ve tahammülü azalıyor, hassasiyeti artıyor. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Sıkıntı Cenab-ı Hak vermesin. Rabbime emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.